Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlarda insanların gözlerini boyamak belki mümkün olabilir. Ama bu anlayışın deprem karşısında zerre kadar önemi yoktur. Bunun için milletimden, kendi evinden başlayarak mahallesini, ilçesini, şehrini, ülkesini depreme karşı hazırlayacak olanlara destek vermesini istiyorum. En iyi sizler biliyorsunuz. Deprem siyaset üstü bir konudur. Deprem ihmale gelmeyecek bir konudur. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaşanan ve Marmara bölgemizde de hissedilen şiddetli sarsıntı bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır. İşte bu anlayışla deprem riski ve deprem sonrası yaşayabileceği kayıp oranı en yüksek şehrimiz İstanbul'a Murat Kurum kardeşimizi aday gösterdik. Ülkemizde son 5 yılda yaşanmış tüm afetler sonrasındaki çalışmaları başarıyla yürüten Murat Kurum kardeşimizin İstanbul'u da depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hem deprem şehirlerimizi hem ülkemizin aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerini dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bugünkü kura töreniyle anahtarlarını alacak vatandaşlarımıza konutlarının ve köy evlerinin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi 4 şehrimizde canlı bağlantıyla gerçekleştireceğimiz anahtar teslimlerine geçiyoruz. Evet, hazır mıyız? Depremin merkezi Kahramanmaraş'la başlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçemiz, Ayar, Toki evlerinden sizlere selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Burada meydanda bu güzel konutların, kısa süre içerisinde yapılan bu güzel konutların yanında bu coşkuyu, bu sevinci Zat-ı Devletlerin huzurunda paylaşmak için bir araya gelmiş olduğumuz Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz ve heyetimizin de hürmetlerini, selamlarını arz ediyoruz efendim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Devletlerin liderliğinde 6 Şubat'ta o büyük depremin seneye devriyesinde Kahramanmaraş şehrimizde 9.286 konutumuzu teslim ettik. Kuralarını çektik, anahtarlarını teslim ettik. Ve birazdan bu çekilen kurallarla da tamam kura bittikten sonra 8.303 konut ve evi teslim ediyoruz. Toplamda 1,5 ayda Kahramanmaraş'ımızda 17.600'ü aşkın konut ve evi Allah'ın izniyle teslim ediyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Devlet'in liderliğinde hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl Maraş ve tüm illerimizde gece gündüz çalışarak inşallah hak sahiplerimize konutlarını ve evlerini teslim edeceğiz. Burada büyük bir sevinç var. Ekranlardan eğer görülebiliyorsa Ayar Toki konutlarının bu güneşin vurduğu bu güzel evlerin artık yeni yuvaların verilen sözlerle beraber en güzel şekilde gerçekleştiğini ve sıcak yuvalarına kurallarla birlikte anahtarını teslim alarak kavuşmayı bekleyen vatandaşlarımızı, kıymetli hemşerilerimizi görüyoruz efendim. Ali Bey, hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve eğer müsaade ediyorsanız efendim Ali Bey, hak sahiplerimizi